artık Türkiye'nin tan vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Yaptırdıkları, yapacaklarının teminatı olan dürüst siyaset ve onurlu bir Türkiye için yola çıkan, bu ülkenin işsizlerinin, esnafının, bu ülkede yaşayan emeklinin, öğrencinin, garibanların seslerini duyuramayanların sesi. Hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri. Büyük alkışlarınız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için geliyor efendim. Öncelikle hepinize yürekten teşekkür ederim. Ve hepinizin huzurunda Adana gibi adam diye nitelendirdiğiniz, sizin için çalışan ve size hesap vermeyi onurlu bir görev kabul eden Zeydan Başkan'ı da yürekten kutluyorum. Adana'nın ne kadar bereketli bir kent olduğunu, bir büyük şehir olduğunu biliyorum. Yazarıyla, çizeriyle, sanatçısıyla, alın teri döken emekçisiyle, bacaları tüten fabrikalarıyla, Türkiye'nin ekonomisine ciddi katkı yapan kentlerden birisi. O nedenle bu kente hizmet etmek, bu kente Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmak ayrıca son derece güzel ve keyifli bir olay. Belediye başkanımız yaptığı her harcamanın hesabını vererek nasıl bir bilanço devraldı, bugün Büyükşehir Belediyesi hangi pozisyonda, onu da size anlattım. Evet, yurtlar yapıyor, kreşler yapıyor, yollar yapıyor, altyapıyı değiştiriyor, asbestli boruları değiştiriyor sizin sağlığınız için. Yıllardır sizler asbestli borulardan su içtiniz. Bütün bunları değiştirdim. Sadece Adana bunu yapmıyor, Mersin de bunu yapıyor. Bizim bütün büyükşehir belediyelerimiz aynı çabayı gösteriyorlar. Aynı çabada hizmet ediyorlar. Aynı şeyleri yapıyorlar ve birbirlerine danışıyorlar. Kentin sorunu varsa soruna kilitleniyorlar. Arkadaşlarıma şunu söyledim. Sakın ola ki şikayet etmeyin. Siz bütün şikayetleri, bütün engelleri aşacaksınız ve halka hizmet edeceksiniz. Asıl temel hedef halka hizmettir. Halka hizmet, hakka hizmettir. Bunu bilin dedim. 20 yıldır yurt sorununu çözemediler. 20 yıldır, 20 yıldır. Allah nasip eder, Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde 20 yılda değil, 10 yılda değil, 1 yılda Türkiye'de yurt sorununu çözeceğiz. 1 yılda. Her anne baba evladını, kızını, oğlunu rahatlıkla yurtlara gönderecek. Gözü arkada kalmayacak. Bir kişilik, üçer kişilik odaları, geniş bant internet erişimi, sıcak suyu, soğuk suyu olacak. Biz halka hizmet etmeyi temel ilke edindik. Ve biz halka hizmet ederken birilerinin yaptığı gibi malı götürme kültürümüz yok bizim. Biz bu ülkeye hizmet etmeyi ve bu ülkede hizmet için adanmışlığı kabul eden bir gelenekten geliyoruz. O nedenle onlar ne yaparlarsa yapsınlar, karneleri seçim sırasında önünüze gelecek. Notları siz vereceksiniz. İktidarı siz değiştireceksiniz. Adana bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kararlılığını gösterdi. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de aynı kararlılığı gösterecek. Size şunu söyleyeyim sevgili Adanalılar. Bu vesileyle bütün yurttaşlarıma da seslenmek isterim. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Dünyanın ne kadar sorunu var ve dünyanın gelişmiş ülkeleri bu sorunları nasıl akılcı politikalarla çözdülerse biz de aynı akılcı politikalarla çözeceğiz.
Burada izlenmesi gereken yol, sizden toplanan her kuruş verginin hesabını size vermek ve size hizmet etmektir. Sizin sorunlarınızı çözmeyen ama beşli çetelere hizmet edenleri iktidardan alın ve değiştirin. Şimdi değiştirmenin zamanı. Şimdi yeni bir Türkiye zamanı. Şimdi güçlü bir Türkiye zamanı. Türkiye ikinci yüzyılına, bir yüzyılı bitirdik. İkinci yüzyılına çok güçlü olarak girecektir. Sizlerin oylarıyla, sizlerin takdiriyle. Altı siyasi parti bir araya geldik. Bizi bir araya getiren demokrasidir. Bir araya getiren insan haklarıdır. Bir araya getiren kul hakkı yiyenlere iktidardan almaktır. Bizi bir araya getiren size hesap vermektir. Bizi bir araya getiren kucaklaşmaktır, kamplaşmak değil. Bizi bir araya getiren kimsenin kimliği, kimsenin yaşam tarzı, kimsenin inancını sorgulamamaktır. Dünyanın bu kadar sorunu varken, Türkiye'nin bu kadar sorunu varken insanları kamplaştırmak, insanları birbirine düşman etmek asla ve asla siyasetin gündeminde olmamalıdır. Tabanlarını öyle tutuyorlar ama o tabanda da ciddi bir çözülme var. Onlar da Türkiye'nin gerçeğini görüyorlar. Onlar da Türkiye'de olan ve biteni görüyorlar. Size söz veriyoruz. Açık ve net Adana'dan söz veriyorum. Türkiye'ye söz veriyoruz. Sizin bütün sorunlarınıza kilitleneceğiz ve tamamını çözeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. Fakirlik fukaralığın ne olduğunu biliyorum. Derin yoksulluğunun ne olduğunu biliyorum. Evladını yatağa aç yatıran annenin dramını biliyorum. Üniversiteyi bitiren, kızı oğlu işsiz gezen annelerin babaların dramını biliyorum. Ben hiç kimsenin adamı değilim. Beşli çetelerin adamı değil. Ben eğer birilerin adamıysam sizlerin adamıyım. Sizler için mücadele edeceğim. Sizler için kavga edeceğim. Birileri beşli çeteye hizmet eder. Birileri malı götürür. Birileri adaleti dağıtmaz. Birileri mahkemelere talimat verir. Adana'dan söz veriyorum hepinize. Bu ülkeye adaleti getireceğim. Adalet ya gelecek ya gelecek. Bundan emin olmanızı istiyorum. Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü yargılamayacağız. Herkes düşüncesini özgürce söyleyecek. Gazeteciler ahlak kuralları çerçevesinde, etik kurallar çerçevesinde rahatlıkla iktidarı eleştirebilecekler. Kimse, özellikle gençler, tweet attığımda acaba başım belaya girer mi? Asla düşünmeyecekler. Bir politikacının en çok makul, sağlıklı, akılcı eleştirilere ihtiyacı var. O nedenle gençlere de sözüm var. Sevgili gençler, şunu söylüyorum. Sizin hayalleriniz bu kardeşinizin hedefi olacaktır. Onların tamamını gerçekleştireceğim. Tamamını. Yedi buçuk milyon genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Yedi buçuk milyon genç. Yedi buçuk milyon genç Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Hedefimiz neydi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk hedefi göstermişti. Çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak. Çağdaş uygarlığı yakalayacağız ve onu aşacağız. Çok güzel şeyler yapacağız. Çiftçinin yüzü gülecek. Esnafın yüzü gülecek. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Kadının kılık kıyafetine siyasetçiler müdahale etmeyecek. Kadınlar arzu ettikleri şekilde kendilerine göre giyinecekler. Onlara ilgili, onlarla ilgili, onların sırtında olan veya başında olan siyasi vesayeti de tamamen kaldıracağız. Gençler, iş bulacaksınız. Eğer bu ülkede gençler sağlıklı bir çabayla eğitilir ve onlara istihdam olanağı sağlarsa
Türkiye bu bölgenin en güçlü ülkelerinden biri haline gelebilir. Temel hedefimiz katma değeri yüksek ürünler üretmektir. Her biriniz cep telefonu kullanıyorsunuz. Cep telefonu kullandığınız cep telefonları dışarıdan ithal edilip geliyor. Oysa aynısını biz yaptığımızda biz üreteceğiz, biz kazanacağız, biz istihdam yaratacağız ve dünyada da söz sahibi olacağız. Temel hedefimiz budur. Bu hedefi gerçekleştirmek için yetkiyi verecek olan sizsiniz. Yetkiyi verin, Türkiye'yi değiştirelim. Yetkiyi verin, Türkiye'yi büyütelim. Yetkiyi verin, Türkiye'yi kalkındıralım. Yetkiyi verin, çiftçinin yüzü gülsün. Yetkiyi verin, esnafın yüzü gülsün. Yetkiyi verin, sanayicinin yüzü gülsün. Yetkiyi verin, gençlerin yüzü gülsün. Ve gençler umutlarını yurt dışında değil, kendi topraklarında yaşarsınlar. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyorum. Endişeniz olmasın. Türkiye'nin önü açık, açacak olan sizsiniz. Sağ olun, teşekkürler.